gel kızım. Onu söyle ek içmiş. Neymiş öyle? Olmaz öyle şey. Demek iş arıyorsun Nur Hanım. Senin işinden bana da ekmek çıkar. Tamam, ben konuştum Yiğit'le ya. Başlayacak kriz karabalarından birini derneğe. Oo, bayağı süksemiz olacak yani. Aa, Elmas. Versene şu telefonu sen. Elmas sana niye mesaj atıyor Aytül Hanım? Konuşmamız lazım, önemli. Ne demek o? Aa, terbiyesizliğe bak. Gözümün önünde mesajımı okuyorsun. Bu nasıl bir şey ya? Ay ne okuyacağım senin mesajını ya? Kabak gibi ortada duruyordu işte. Telefonu sana verirken gördüm. Allah Allah. Anne, hayırdır? Yahu bir Elmas o mu var? Bu dernekteki Elmas Hanım. Ya aramış kadın müzayede için, ne yapacağız, önemli konuşalım falan diye yani. Aa, şunlara bak. Ay ben ikinize hesap vermek zorunda değilim ayrıca. Ya dernekteki Elmas Hanım 70 yaşında kadın ya. Ay onun gözü görüp de nerede mesaj atacak Allah aşkına? İlla bir şey söylemesi gerekiyorsa açar söyler. Allah Allah. Ay Nazan, sen de bir hoşsun yani. Değil diyor işte, koskoca kadın yalan mı söyleyecek sana? Acaba benim anneme Elmas'la niye mesaj atsın yani? Vallahi bilmem artık. Zevkli kadın ha. Genç kız gibi kokuyor. Bırak o parfümü. Bir de ortalığı karıştıra karıştıra odamda bekliyorsun utanmadan, öyle mi? Ay sıkmadık parfümünü Aytül Hanım. Tarzım değil zaten. Bir daha bana mesaj atmayacaksın. Nazan gördü, lafı nasıl değiştireceğimi bilemedim. Ay o fırlar gibi her şey... Kes sesini, terbiyesiz. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Gelininiz iş bakıyor Aytül Hanım. Mert okuldayken part time çalışmak istiyormuş. Bak sen şu sinsiye. Yine ortalığı karıştıracak ha? E İclal demez mi iş varken bu ne demek diye? Vallahi malum bu ara araları pek şekerli. Ne yapar eder, ondan da izin koparır bizimki. Sırf bana inat yapıyor. Dünyada izin vermem böyle bir şey. İzin vereceksiniz Aytül Hanım. Ben de bunu konuşmaya geldim zaten. Nur'un bulacağı iş bizim beklediğimiz fırsat olabilir. Düşünün bir. Nur Yiğit Bey'in tepesine attıracak bir iş bulsa. Yiğit Bey çalışamazsın dese, bizimki çalışacağım diye tuttursa, öyle bir iş bulsa ki Yiğit Bey'in gözü dönse, fena mı olur? Lise mezunu kız, part time nasıl bir iş bulacak da Yiğit'in gözünü döndürecek, ben anlayamadım. Siz hiç merak etmeyin, ben ona bir iş buldum bile. Çalıyor. Bakayım iki dakika, indireceğim seni aşağı. Gülden arıyor. Alo. Güldencim merhaba. Aa. Tüh tüh. Ay şimdi yarım günlük sekreter de ara ki bulasın. Ay bilmez miyim canım, çok seçicidir sizin ajans. Öyle önüne geleni almaz. Tamam. Tamam, benim de aklımda olsun. Elmas. Ben şirketteki kızlara da bir haber uçururum. Tamam canım. Ya Elmas. Oldu, konuşuruz. Ya o kadar işaret ediyorum ben diye. Niye bakmıyorsun hiç bana? Aa. Ay ondan mı sen şey yaptın öyle? Ben de hadi hadi diyorsun bana diye kızın suratına kapattım ya. Ya anlatsana şu işi. Sekreter dedin, yarım günlük dedin. Tam benlik iş sanki. Bir görüşme ayarlasana. Yok kızım. Sen buradan izin almadan ben girmem o işlere. Sonra izin alamazsın falan, çok ayıp olur. Çok ciddi bir mankenlik ajansı burası. Sen bana bir görüşme ayarla. Ben buradan izin alırım. Güven bana.
İyi tamam. Bakarız o zaman, bir konuşurum. Hadi. Geç. Hani boşanıp geliyordu bu. Moni'yi de mi getiriyormuş? Burada bir tabak fazla. O tabak benim için Nazan Hanım. Nur'un kolu çok fena ya. Ben de yemek yerken yardım edeyim diye düşündüm. Hani yani tam da misafirin olduğu akşam. Bravo sana. Bakıcı da bizimle yesin diye tutturan sensin. Elbiseler çok yakışmış Nur Hanım. Vallahi önce bir emanet durur üstünde diye bir endişelenmiştim ama maşallah. İçlerin eskileri çok yakışmış sana. Ay ne güzel, böyle kalabalık aile gibi olduk değil mi? Keşke Hafize Hanımları da çağırsaydık ya. Onların canı yok mu? Ay görüyor musun? Nazan Hanım da bizi aileden sayıyor Nur. Çok tatlısınız Nazan Hanım. Biz de sizi inşallah bir akşam müştemilata bekleriz. Aslında halamlar ne zamandan beri birlikte yemiyoruz diye üzülüyorlardı. Nur. Bu akşam biz de yiyeceksin, halanlarla da yarın yersin, tamam? Hadi, kapandı konu. Onca sene. Bu çiftlik hiç mi değişmez ya? Aytun Hanım Efendi'nin despotluğu üzerine sinmiş sanki. Görüyor musun? Gelir gelmez başladı makaraya. Aytun Hanım'ın despotluğu seni orada bekliyor bak. Hadi bekletmeyelim. Bakın size kimi getirdim. Hoş geldiniz. Hoş geldin Fırat. Merhaba. Fırat'a kal geldi İclal'i görünce. E tabii böyle hortlak görmüş gibi oldun değil mi? Üstüne gitmeyin çocuğun. Daha yeni öğrendi senin uyandığını. E sen hiç değişmemişsin Fırat. Aynı hatırladığım gibisin. Sen de öyle İclal. Senin son gördüğümde nasılsan bugün de öylesin. Hadi buyurun, buyurun. Mert, hadi. Geçmiş olsun. Sanırım günün tek misafiri ben değilim. Nur misafir değil ya. Nur benim babacığım. Yani ailemizden biri. Memnun oldum Nur. Hoş gelmişsin aileye. Ben de memnun oldum. Hadi gel bakalım şöyle yanıma. Mert. Oğlum bardaklara koyuver anneciğim. Ah Elmas ah. Bak hiç annemin yemekleri diyor mu? Niye desin be anacığım? Onlar da senin yemeklerin değil mi? Oğlum orası başka, burası başka yine de. Orası hünkâr sofrası mübarek. Yakışır benim kızıma. Yiğit beylerin sofrasında oturmak yakışır. Nur'un kolu sakat diye onu eşlik ediyor baba. Sofranın baş köşesine kurulmadı henüz. O da olur bir gün, o da olur. O sofranın baş köşesi de yakışır benim kızıma. Kızıma yakışır da oğluma yakışmaz mı canım? Bana bak. Senin oğlun bırak bey sofrasında oturmaya. Benim karşımda oturduğuna yatsın kalksın da şükretsin. Vasıfsız eleme. Ulan onca tepemin tasını attırmana rağmen hala karşımda oturtuyorum seni. Afiyet olsun anacığım. Oğlum alınganlık yapma baban işte. Ben yiyeceğimi yedim anne, sana afiyet olsun. Git git, sen anca ablanın odasında yatarsın. Serseri. Bravo yani Tayyar Efendi. Bir akşam yemenin daha zehir zıkkım ettin ya, bravo. Ne derdin var senin bu çocukla? Bu da bizim öz evladımız değil mi? Niye küstürdün şimdi gece gece? Küsmesin de adam olsun İtoğlu'ydu. Erkek adam öyle küsüp gider mi? Ablasını örnek alsın biraz, ablasını. Tuttuğunu koparsın. Çok alemsin Fırat ya. Sonunda sen Fransız kızlarını da bize benzettin yani. Sen yıllarca Türk kızlarını şikayet et.
Yok işte şöyle kaprisliler, böyle kıskançlar, vır vırı ayrı, dırdırı ayrı de. Yani bunların hepsi arkadaşın fikri. Ben asla katılmıyorum. Ay bravo vallahi, bakın benim kocam da hatırladı evli olduğunu sonunda. Bizim Çapkın yani Fransız kızını kıskandırmayı başardı, öyle mi? Aman erkek değil mi hayatım? Sağ gözünden sol gözüne güvenmeyeceksin yani. Türk de olsa, yabancı da olsa. Ay vallahi ne doğru dedin Nazancığım ya. Böyle güveniyorsun, hiç beklemediğin insan tam bir yere bakan yürek yakan çıkıyor ondan sonra. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmamak için benim gibi açık olacaksın işte. Ne mal olduğun belli olacak. Ay. Kusura bakmayın. Efendim? Yok. Yarın. Tamam, dinliyorum. Mert'i uyuttuktan sonra konuşmamız lazım. Kış bahçesinde. Ya iyi ki geldin Fırat ya. Niçin senin ne komik kuzenin varmış ya. Söyle gideceğim falan demesin. Gerçekten Fırat abi ya. Bak kuzen, kızlardan sana yoğun destek var. Boşuna ısrar etmeyin canım. Gideceğim diyorsa vardır bir bildiği. Ayçil Hanım kamp kurallarını biraz esnettik galiba. Kahvelerimizi de şurada içelim ha. Ne dersiniz? Hadi kalkın. Hadi. Hadi Mert. Herkese iyi geceler. Şirketten aradılar. Ne diyorlar? Ya. Geçen haftaki... Var ya Fırat abi ilk ortalığı karıştırdı. Yoksa Ejder hayatta kaçırmazdı abimle bakışmalarınızı. Ya çok mu belli ettik? E belliydi yani. Buluşacağız birazdan. Abinin yarın iş görüşmesine gideceğimi söyleyeceğim. Şaka yapıyorsun Nur. Abim hayatta izin vermez. Verecek, verecek. Başka şansı yok. Bu gece Sinan'ın odasında kalabilirsin. Yine oğluna hasret kaldın Ayçil Hanım. Yazık sana. Öyle oldu. Ama Sinan'ın sağ solu belli olmaz. Her an çıkıp gelebilir. O yüzden de odası yıllarca onu beklediği gibi aynı şekilde bekleyecek. Burada sana yer yok demek istiyorsun galiba. Onca sinir bozucu huyuna rağmen bir tek şeyi çok seviyorum biliyor musun Fırat? Leb demeden leblebiyi anlamanı. Sen benim açık sözlülüğümü de severdin bir zamanlar. Benden boşuna korkma. Buraya kızının evliliğini bozmaya gelmedim. Ya bu Fırat ne komik çocukmuş ya. Komiktir. Öyledir fırlama. E biz niye küsmüştük ki onunla? Yo, biz küs falan değildik onunla. E, bizim düğünümüze gelmemiş, kendi düğününe de çağırmamış Fransa'ya. Yok, o öyle düğün dernek işlerinden pek anlamaz. Pek işi olmaz ona. Hatta yemeğe de zorla getirdim herife. Yakasına yapışmasaydım gelmeyecekti fırlama. Yani aile işleriyle falan alakası yok onun. Aşkım şu kolyemi çıkarsana. Her zamanki gibi küstah cüretkarlığın hiç değişmemiş maşallah. Ben sadece içini rahatlatmaya çalışıyorum Ayça Hanım. Yıllar önce de söylediğim gibi. Ben ne İclal'e ne de kardeşim gibi bildiğim kuzenime yanlış yapmam. Sen kimi kandırıyorsun? Bütün gece kızıma nasıl baktığını gördüm.
Allah'tan korkmuyorsan Yiğit'ten kork. Yat sipar uyu. Yarın sabah da defol git buradan. Bir daha da karşımıza çıkma. Benden boşuna korkma. Bu köprünün altından çok sular aktı. İcil artık benim için... İcil senin için hep bir hayaldi. Şimdi de bir hayal olarak kalacak. İcil'i benim için bir hayal haline getiren sendin. Onu Yiğit'le evlendirmeye kafana koyup... benim ona açılmama bile izin vermedin. O kazadan sonra defalarca karşına çıkıp... sana bunu sormak istedim. Mutlu oldun mu? Beni devre dışı bırakıp... kızını hiç sevmeyen bir adamla evlendirdiğin için mutlu oldun mu? Misafirlik çok uzamasın. Benim sana söyleyeceğim tek şey bu. Bu gece çok güzel bir geceydi. Ben hiç bitmesin istedim bu gece. Ben seni çok özledim Yiğit. Güzelim. Benim çalışmam lazım. Sen de çok yorgunsun. Hadi yat uyu. Yorgun değilim ben. Yorgun değilim diyorum Yiğit. Duymuyor musun sen beni? Yeter artık Yiğit, yeter. Ben seni yorgun değil miyim ya? Allah'ım. Sana seni çok özledim diyorum ya. Çok özledim seni diyorum. Anlamıyor musun sen beni? Yeter artık ya. Bağırma. Bağıracağım. Burada bağıracağım. Herkes duysun benim kocamın benden nasıl kaçtığını. Bana nasıl dokunmadığını duysunlar. Yeter. Yeter işler. Yeter. Asıl sana yeter. Benim bu çektiğim özlem, çektiğim acı... Yeter artık Yiğit. Her seferinde benden kaçıyorsun. Söylesene Yiğit. Olaya bak. Ay güler misin, ağlar mısın? Kadın resmen yalvarıyor ya kocasına diye. Ay ne diyorsun Elmas? Ayıp. Abuk sabuk konuşma. Numaracı. Sanki hoşuna gitmiyormuş gibi. Sen bana niye dokunmuyorsun ya? Heh. Söylesene. Söyle, cevap ver bana. Sen bana niye dokunmuyorsun? Ben uyandığım günden beri sana kavuşacağım anı bekliyorum. Sen ne yapıyorsun? Sen her gece benden kaçıyorsun. Olacağı buydu işte. Sonunda kızım bak. Ayıp ben Hazan, ayıp. Gel şöyle. Sen beni beğenmiyor musun ya? Ha? Çirkin mi buluyorsun beni? Çirkinleştim mi ben? Ya sen beni hatırlamıyor musun? Unuttun mu sen beni? Ben uyurken unuttun mu sen beni Yiğit? Bir şey söyle. Ne olur bana bir şey söyle artık. Sen bana niye dokunmuyorsun ya? Allah. Of. Allah. Üçümüze yardım et. Sen üçümüze yardım et ne olursun. Rahmetli annem eskiden çok gülersen çok ağlarsın derdi. Bu gece en çok İcilal gülmüştü galiba. O sözü hiç sevmem. Sanki gülmekten korkalım diye söylemişler. Aferin sana. Oltaya gelmiyorsun. Olta mı atmıştınız? Dedikoduya ne kadar yakınsın bir kontrol etmek istemiştim. Testi geçtin şimdilik. Bence bu gece yaptığınız en kötü espriydi. Dur tahmin edeyim. Bundan daha az kötüsü... Türk kızı ve dırdır katsayısı muhabbeti. Size bir sır vereyim Fırat Bey. Türk kızları da siz Avrupalı kadın meraklılarına pek bayılmıyor. İyi geceler. Nur. Sen ne zamandır buradasın? Birkaç aydır.
İclal uyandığından beri yani. Evet, hemen hemen. Çok kavga ediyorlar mı? Kendi testinizi kendiniz geçemediniz. Dedikoduya yakın olan sizmişsiniz. Tekrar iyi geceler. Sen beni neden istemiyorsun? Bak, kendine zarar veriyorsun İclal. Sen bana zarar veriyorsun. Beni istemediğin, benden kaçtığın, bana dokunmadığın her an, her gece bana zarar veriyorsun. Ben ne yapıyorsam sana zarar gelmesin diye yapıyorum. Sağlığın için yapıyorum. Hadi yat uyu. Zamanı gelince konuşacağız. İclal nasıl? Duydun tabii her şeyi. Çok üzgünüm. Allah'tan üçümüze de yardım dilemekten başka bir şey yapamadım. Doktoruyla konuşacağım onu. Bu evcilik oyunu böyle gitmiyor. Gitmeyecek de. Yapma Yiğit. Daha çok erken. Güya İclal mutlu olsun diye katlanıyorum buna. Ama mutlu falan değil. Aptal da değil. Görüyor, hissediyor her şeyi. Hangi kadın hissetmez ki sevilmediğini? Ona iyilik değil, kötülük yapıyorum. Kendini kötü hissediyorsun. Keşke sana iyi gelecek bir şey söyleyebilsem. Sen daha ne yapacaksın? Bunca yaşananlara rağmen bağrına taş basıp her şeye katlanıyorsun. Aşkım. Şu an önemli olan tek şey İclal'in sağlığı. Yanlış bir adım atıp bunca çektiklerimizden sonra ona zarar verirsek işte o zaman bunu kaldıramayız. Bir şey yapmam lazım. Ne yapacağımı bilmiyorum ama bir şey yapmam lazım. Böyle gitmiyor. Bu şekilde de zarar görüyor kız. Sen ne konuşacaktın benimle? Şey, bu gece eğlenceli bir geceydi. Yani işte. Ne var dilinin altında? Şey, aslında... Fırat. Gördü beni, geliyor buraya. Kuzenim bahçedeydi zaten. Neyse, ben içeri gireyim, yarın konuşuruz. Yok yok yok, hiçbir yere gitme. Atlatırım ben onu. Boş ver, yarın konuşuruz. Uyku tutmadı galiba. Öyle oldu. Ben de biraz bahçede dolaştım. Şaka maka özlemişim bu evi. Burası senin de evin sayılır. Dilediğin kadar kalabilirsin. Hiç sıkıntı yok, merak etme. Bunu bir düşüneceğim kuzen. Sağ ol. Tamam hadi uzatma. Sen de büyük para alacaksın diyorum. Ya elinde biri varsa şutla onu, yerine Nur'u koy. Ya sen güven bana. Yarın kendi gözlerinde göreceksin zaten. Tamam şekerim. Tamam yarın konuşuruz, öptüm. Arkadaşımla konuştum. Yarın bekliyorlar seni. Sen izin işini hallettin değil mi? Sorun yok. Şey... Söyleyemedim de. Konuşacağım. Yani merak etme sen. Mahcup etmem seni. Hadi bakalım. İnşallah.
Elmas, çok heyecanlıyım ben. İnşallah kabul ederler beni. Sen orasını merak etme, ben araya girdim. De, sen buradakileri ne zaman söyleyeceksin? Bak sorun çıkarsa yakarsın beni, haberin olsun. İşe aldın desinler. Ben hemen konuşacağım Aytül Hanımlarla. Hadi bakalım. Dur, yardım edeyim. İyi, sen aşağıda bekle o zaman. Ben Yiğit Bey'le gideceğim zaten. Seni de yolda bırakırsın. Ay yok. Hiç zahmet olmasın. Ben otobüse giderim. Hadi, bana şans dile. Görüşürüz. İyi şanslar. Alo Gülden. Ha, kuzenin bir saati sizde. Bak dediklerimi unutma. Ya sen görünce anlayacaksın zaten. Yalnız biraz nazlı kızdır. Ben ona mıymıylık yapmasın diye sekreterlik işi dedim. Sen artık bir punduna getirirsin. Bak dediklerimi yapmadan yollarsan fena bozuşuruz ha. Tamam. Hadi konuşuruz sonra. Ay, sabahın köründe çıkmış gitmiş Fırat ya. Gücendim vallahi. İnsan bir kahvaltıya kalır bari. E daha buralarda uğrar mutlaka. Ay ne şamata kuzenim o ya. Öyle duru. Ama biraz zor uğrar bence. Niye uğrayacak ki? Aytül Hanım'ın mahkeme duvarı gibi suratına mı uğrasın? İcdel'in gece gece histeri krizlerine mi? Öyle deme yenge ya. Var ya dün gece o kadar sinirim bozuldu ki yani İcdel'in sesini duymamak için taktım kulaklıkları, müzik dinledim sabaha kadar. Abime de İcdel'e de Nur'a da çok yazık. Bugün İcdel'in sağlık durumuyla ilgili konuşmak istiyorum. Evet. Tamam, öğleden sonra ben sizde olmuş olurum. Peki. Günaydın. Günaydın. Benim güzel karım bugün şirkete mi geliyor benimle? Yok. Şey, aslında benim sana bir şey söylemem lazım ama. Aa, Nur, gitmedin mi sen daha? Biz şirkete giderken seni de bırakırız. Nereye bırakıyoruz seni? Yok, şey... Nur bugün iş görüşmesine gidiyor Yiğit Bey. Sizin haberiniz yok tabii. Hiçbir şey yememişsin. Canım istemiyor. Hava çok güzel. Bak dernekten de müzayedede satılacak parçaların fotoğrafları gelmiş. Bahçeye inelim, kahvemizi içelim, fotoğraflara bakalım. Ne dersin? Kim var evde? Yiğit gitti değil mi? Az önce çıktı. Cahit de erkenden gitti. Nazan'la Yaren bahçedeler. O... Fırat da sabahın köründe çıkıp gitmiş. Biz bizeyiz yani. Tamam hadi sen çık, ben odamda kalacağım. Yapma böyle. Hava çok güzel diyorum İclal. Hadi bırak havayı suyu ya. Dün gece nasıl rezil olduğumu da duymamış gibi davranma. Herkes duydu. Lanet çiftlikte herkes her şeyi duyuyor zaten. Rezil oldum ben ya. Kocaman bana dokunmadığını herkes öğrendi. Bana dokun diye kocasına yalvaran kadın oldum ben ya. Unutmuş işte beni. Ben uyurken kokumu unutmuş, tenimi unutmuş. Yiğit alışmış ben uyurken benim yokluğuma. Yavrum. Böyle şeyler nasıl konuşulur bilmiyorum ama senin sağlığın... Başladım sağlığıma ya. Benim bir an önce iyileşmem lazım anne. Yoksa ben kocamı kaybedeceğim. Şimdi bana elini sürmüyor ya. Ben uyurken. Ben uyurken beni aldattın. Anne beni aldattın. Bizimki de ek iş diye tutturunca ben de şaşırdım önce ama. Yanlış anlamayın sakın Yiğit Bey. Buradaki maaşından, mutsuz olduğundan falan değil yani. Değil mi Nur? Tabii. Size de söylemeye çekindi tabii önce. Ama işe kabul edilince hemen söyleyecekti.
Değil mi Nur? Aslında dün gece söyleyecektim ama. Ay Aytül Hanımlar da bozulmaz inşallah. Ama sen de tabii buradaki esas işini ihmal etmeyeceksin. İhmal etmem tabii. Hadi bakalım. Hayırlısı. Yakışıklı adam. Genç adam, sağlıklı adam. Ben bunu nasıl daha önce düşünmedim anne ha? O da 3 yıl boyunca ne yaptı anne ben uyurken? Benim kocamın aşkından şüphem yok. Allah korusun anne ölürüm ben kocamın aşkından şüpheye düşersem. Yavrum. Ya ben uyurken şeytana uydursam? Ya aklının çencesi birileri? Ya nefsine yenik düştüyse? Allah aşkına neler söylüyorsun İçlal? Bunlar konuşulacak şeyler mi? Ha? Böyle şeyler söylenmez, ağza bile gelmez yani. Ya söylesene anne. Kocan seni bekledi desene. Senin ülken ayrılmadı bir dakika bile başucundan. Senin uyanmanı bekledi desene. Sen önceden de gözü senden başkasını görmezdi. Sen uyurken de görmedi desene bana. Hani konuşsana. Senin kocan sana sadık, senin kocan sana aşık desene bana. Senin kocan hep sana sadıktı. Sadıktı. İlk günden geç kalma diye Yiğit Bey uçurdu bizi Nur, görüyor musun? Neredeyse geldik. Daha işe alınmadım ki Elmas. Aa, hiç stres yapma. Kesin kabul edileceksin canım. Senden iyisini mi bulacaklar? Hep böyle hızlı gidip gelemezsin ama. Mert'e yetişmen de gerekecek. Olmaz bu iş yaş. Ben Mert'i ihmal etmem. Hem koşullarımı da konuşacağım. Merak etmeyin Yiğit Bey. Şuradan sola dönüyoruz Yiğit Bey. Geldik işte. Burası. Ya burası bizim geçen sene araba kiralama ofislerimizin tanıtımını yaptığımız yer değil mi? Evet evet burası. Mankenlik ajansı yani. Ama ben sekreterlik için başvuracağım. Ha, tabii canım. Bizim kızın ne alakası olur öyle mankenlikle? Ya da ilişkiler. Teşekkürler Yiğit Bey. Hadi canım bol şans. Çıkınca beni mutlaka arıyorsun. Bak merak ederim sonra. Tamam? Çok. Hadi bakalım Nur. Ben daha önce izledim, çok keyifli oluyor. Merak etme yani. Başarılı geçer eminim ben. Hadi görüşürüz, kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Nur Demir abi ben. İş görüşmesi için gelmiştim. Tamam, şöyle geçin. Siz birazdan alacağım ben sizi. Canı nasıl heyecanlıydı. İnşallah alır işi. Kısmet. Belki de hayatı değişecek. Sekreterlikle mi değişecek hayatı? Siz bakmayın onun sekreterlik işi dediğine. İçten içe gönlü başka yerde onun. Ne gibi? Yani küçük yerden geliyor ne de olsa. Pek belli etmez ama vardır onun içinde öyle. Nasıl desem? Hani benim öyle televizyondakilerden, o mankenlerden neyim eksik havaları. Böyle utangaç duruyor ama İçinde ne hevesler ne umutlar. Bana hiç öyle gelmedi. Hem sabah sabah Nur'un hayallerinden, iş hayatından başka konuşacak konu yok. Heh?
Şu raporlardan bahset bana. Tabii Yiğit Bey. Ay anne tamam bakma öyle. İyiyim ben. Böyle geliyor gidiyor işte arada. O da hep geçmişimi hatırlamadığım için oluyor. Yani nasıl sevildiğimi hatırlasam, Yiğit'in bana nasıl aşık olduğunu hatırlasam böyle olmaz. İyiyim yani ben. Bırak bu kuruntuları. Hadi artık inelim havuza. Şöyle anne kız bir keyif yapalım ortalıkta kimse yokken. Hadi. Anne Nur nerede? Nur'un işi varmış galiba. Sabah izin aldı, şehre inecekmiş. Kızı hala ters davranmıyorsun değil mi? Ben durup dururken kimseye ters davranmam İclal. Sen de artık bir ölçüyü tuttur. Daha dün yerin dibine sokup çıkarıyordun. Şimdi de başımızın tacı yapma lütfen. Anne bu da buradaymış. Ben çekemeyeceğim bunu şimdi. Aman tamam İclal. Nazan'dan mı çekiniyorsun? Sen keyfine bak gel. Çekineceğim ya. Ama bak abuk subuk konuşursa ağzının payını veririm ha. Tamam hadi. Ah gel İclal gel. Basenlere çalışıyorum vallahi süper. Gel sen de çalış. Sağ ol Nazan'cığım. Benim basenlerimin ihtiyacı yok. Şımarık. Hadi yavrum suya gir biraz. Gevşersin. Ben de şöyle ev işleriyle ilgileneyim. Hafizelere bir bakayım. Gelirim ben yanınıza. Ay gir gir İclal vallahi. Serinlersin birazcık. Yiğit ne yaptı? Söyle çabuk. Bismillah Aytül Hanım. Daha yeni bıraktık kızı. Hayret bir şey ya. Aramızın bir cep telefonu yok ki arayalım soralım. Hadi hayırlı olsun. İnşaat başladı bugün. Akşam istiyorsan bir uğrayalım. İşçiler seni görürse moral olur onlara da. Tamam uğrarız.